Herkese merhaba. Dünyanın lider kamera üreticisi Hikvision olarak özellikle sağlık sektöründe de kullanılmaya başlayan termal kameralarla ilgili sizleri bilgilendirici bir video hazırlamaya çalıştık. Bu videoda kısaca ürün tanıtımlarımızı, ürünün konfigürasyonunu ve akabinde de gerçek sahadan alınmış görüntüleri görebileceksiniz. Yine her türlü konuda Hikvision Türkiye ekibi, distribütörleri ve iş ortaklarıyla rahatlıkla iletişimde olabilirsiniz. Şimdiden keyifli izlemeler. Termal kamera deyince son kullanıcı, entegratör veya distribütör hiç fark etmez. Genelde geçmişten tecrübemiz hep savunma sanayi ve endüstriyel amaçlarla kullanılan ürünlerdi. Fakat günümüzde geldiğimiz noktada artık hassas ölçüm yapabilen, ondalık değerlerle doğru sonuçlar verebilen veya çok az yanılma payına sahip termal kameralar da hayatımıza girdi. En önemli kısım bunların artık ulaşılabilir maliyetlerde olmasıydı. Peki vücut ısı ölçümü için termal kamera alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Aslında bunu 3-4 ana başlıkta toparlayabiliriz. Bunlardan en önemli olan üzerindeki termal sensörün ısı hassasiyeti. Dolayısıyla bir insan vücudu gibi ondalık değerlerle değişen bir ölçüm yapacaksak kamera üzerindeki hassasiyetini de yarım santigrat dereceden fazla olmamasına dikkat etmemiz lazım. İkinci önemli husus kameranın ne kadar mesafeden bu gözlemi yapacağı. Yani yakın bir mesafeden mi kişileri ve ısıları tanımlayacak yoksa daha uzun mesafeden mi? Buna karar veren parametremiz ise kameranın lensiyle alakalı. Dolayısıyla daha büyük rakamlı lensler, daha uzun menzilli lensler, daha uzaktan bu ısı ölçümü yapmaya yardımcı olacak şekilde düşünebilirsiniz. Üçüncü konu kameranın beraberinde gelen veya yardımcı ekipman olarak gelen black box dediğimiz veya black body olarak adlandırılan ikinci bir sensör, termal sensör. Dolayısıyla kendini kalibre ve doğrulama amaçlı kamerayla iletişimde olan bir cihazdan bahsediyoruz. Özellikle pazarda bu işin bu kadar yayılmasına sebep olan ve ilk aşamada pek çok üretici tarafından lanse edilen bir sistem var. Dolayısıyla aslında proje maliyetlerini de yukarı çıkaran bir çözüm. Black Box veya Black Body dediğimiz bir ünitenin de kamerayla beraber çalıştırılıp kameradaki ortalama %0,5 hassasiyetle yapılan algılamanın %0,3'lere kadar düşürülmesi de özellikle hassas ölçüm yapılan yerler için gerekli durumlarda, ama bu ünitenin maliyeti de kullanımı da biraz hani müşteri talebine bağlı, bütçesine bağlı. Çünkü proje maliyetlerini veya son kullanıcının satın alma bütçelerini ciddi yukarı çeken bir ünite. Pratik kullanımda kameranın kendi üzerinde işte bir yapay zeka fonksiyonu olup ya da termal sensörünün %0,5 hassasiyetle çalışabilmesi pek çok kez yüksek ateşli bir kişinin toplum içerisinde ya da bir kalabalıkta ayırt edilmesine yardımcı olabiliyor. Dolayısıyla kameranın bu özellikleri desteklemesi hem kurulum maliyetlerinizde hem satın alma maliyetlerinizde oldukça sizleri Black Box kullanmadan veya Black Body kullanmadan avantajlı hale getirebiliyor. İşin özetinde Black Box veya Black Body kullanımının bu cihazı kullanmadan yaratacağı fark %0,2 derecelik bir hassasiyet. Dolayısıyla ürün konumlandırırken, ürün seçerken bu tarz detayları da ihtiyacınıza göre doğru seçip karar verdiğinizde hem bütçesel olarak hem de uygulama alanında büyük bir fark vardır. Bu kadar bahsettikten sonra Hikvision'da vücut ısısı ölçümü için ne tip ürünler kullanabiliriz? Onlara biraz değinmemizde fayda olacak. Kullanım amacına göre turret tipi dediğimiz dom tipi veya bullet dediğimiz işte mermi tipi kameralar rahatlıkla tercih edilebilecek. Bunlarda kullanılan sensörler, kamera özellikleri birbirine çok benzer. Fakat bazı modellerde termal çözünürlükler yükselmekte. Ve uygulama alanına göre bazen de biraz önce bahsettiğim gibi Black Box veya Black Body ünite kullanımında rahatlıkla devreye alabilmekteyiz. İşin iyi tarafı bunlarla beraber ücretsiz bir yazılım da gelmekte. Dolayısıyla yine değinmeden edemeyeceğim. Proje maliyetleriniz ve satın alma giderlerinizi bu şekilde minimize etme şansınız da mevcut. Şimdi Hikvision vücut ısı ölçüm termal kameralarıyla ilgili biraz da arayüz ve ne tip parametre ayarları var ya da bu kamera nasıl devreye alınıyor, onlara bir beraber bir göz atalım. Kameranın arayüzüne giriş yaptıktan sonra
karşımıza çıkan ilk ekran bir spektrum olduğu için bu kamera. Yani hem CCTV tarafı hem de termal tarafı aynı kamera üzerinden tek kabloyla çalıştığı için iki görüntü birden bizi karşılıyor. Buradan ayarlar kısmına gittiğimizde kamera ile ilgili özellikle görüntü üzerinde gösterilecek bilgiler, kurallar. Bunların etkinleştirilmesi gerekiyor. Bunlardan ilki kurallar. İkincisi yakalamada kural bilgilerinin gösterilmesi. Üçüncüsü sıcaklık bilgilerinin gösterilmesi ve sıcaklık bilgilerinin yakalanması şeklinde etkinleştirmemiz gereken bazı opsiyonlar var. Diğer bir amaç bu kamera bildiğiniz gibi termal bir kamera ama sadece vücut ölçüm için çalışmayan bir kamera. Bununla ilgili de kameranın üzerindeki bu video content analiz dediğimiz yani videonun görüntü analizi ayarlarının yapılabildiği sıcaklık ölçümü veya vücut termometresi olarak iki tane parametremiz var. Burada özellikle bu vücut ölçümü, vücut ısı ölçümü ile ilgili kullanmamız gerektiğinde kameranın yazılımı kendi algoritmaları buraya göre optimize ediyor. Kameraya ait vücut termometresi fonksiyonu etkinleştirildikten sonra yine kameranın vücut termometresi ayarları içerisinde sıcaklık ölçümünün etkinleştirilmesi, sıcaklık bilgilerinin akış üzerinde gösterilmesi veya objenin kameraya uzaklığı gibi pek çok parametre görüntülenmekte. Bu termal kameraya özel hususlar olduğu için CCTV kamera ile ilgili kısımda bu parametreler yer almamakta. Onunla ilgili ise bir yan menüde bu sefer aynı kamera üzerinde CCTV görüntüsüne eşlik edebilecek yine algılamanın etkinleştirilmesi, sıcaklığın görüntülenmesi ve yakalanan resmin bir yere yüklenmesi ve aynı zamanda yüz sıcaklık bilgisinin gösterilmesi şeklinde çeşitli parametreler de var. Bununla ilgili olarak ek çeşitli parametreler de diğer termal kameranın menüsü için mevcut. Bunlara özellikle kalibrasyon parametreleri, çevresel ısının ortalamatik algılanması veya black box veya black body ünite kullanılıyorsa bunun etkinleştirilmesi ve aradaki mesafesinin işte sıcaklık değerlerinin parametrelerinin ayarlanması gibi çeşitli ayarlar kamera üzerinde mevcut. Kameranın bu ayarlara göre ne zaman çalışacağı, hangi takvime göre çalışacağı veya bir şeyler algılandığında bir alarm durumu gerekirse işte FTP'ye resim yükleneceği veya gözetim merkezine bu bilginin gönderileceği ya da e-posta gönderileceği gibi parametrelerde yine efektif olarak kamera arayüzünde mevcut. Ek olarak yüz yakalama bilgisiyle ilgili yani ısının algılandığı bölgedeki yüz yakalama işlemiyle ilgili çeşitli detay ayarlar mevcut. Yine hedef bilgisinin gösterilmesi, yüz ebatlarının tanımlanması, ortalama belirli bölgede bir yüzün algılanması şeklinde ve bu işlerin hangi kısımda, hangi bölgede yapılacağının direkt görüntü üzerinde tanımlanması gibi çeşitli fonksiyonlar da var. Bu şekilde yapay zekaya sahip her türlü termal görüntüleme ürünü veya CCTV ürünüyle ilgili rahatlıkla bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.